Selamlar herkese. Ben Serap Danhar Müngürel. Bugün Q takımından support oyuncusu yani destek oyuncusu olan Gorilla'yı inceliyor olacağız. Tekli sırada şu anda şampiyonluk kümesinde kaç puanlaymış? 507 puan kasmış. 92 maçta 69 galibiyeti var ve bu oyunlar arasında Thresh ile 13 oyun oynamış ve 13'ünü de kazanmış. Sadece destek oynayan bir oyuncu değil fakat oyunların çoğunu destek olarak oynamış. Yine de başka roller kaldığında da oynamaktan çekinen bir oyuncu değil. Şuradaki mid AD carry support jungle top yazan yerlerden de diğer rolleri de ara ara oynadığını görebilirsiniz. Bu oyunda Bard oynuyor olacak. Rünlerine maalesef ulaşamadım. Bu oyunda kullandığı rünlere ulaşamadım. Fakat eşya tercihleriydi, yaptığı hareketlerdi vesaire bunları inceliyor olacağız. Şurada replay'i açtığınızda oluşan kısa bir sıkıntı oldu. Birazdan düzelecektir. Biz yine de Bard'ın üzerine alalım hemen. Şimdi tekrardan geriye alıyoruz. Tam olarak neler yapıyormuş görelim. Başladığı eşya tercihi bir hırsızın marifeti. Yanına 3 tane can iksiri. Bunlar kabiliyeti sayesinde tam yenilenme peksimeti oluyor. Yanına da bir tane mana iksiriyle başlamış. Sarı ziynet almış. Zaten oyun başında herkes sarı ziynetle başlıyor. İlk çıktığı zamanlar ziynetler kırmızıyla başlanan meta da vardı. Fakat sonrasında herkesin kırmızıyla başlaması şeklinde değişti. Ejderha pitinden şurayı totemlediğini görüyoruz. Tam çalının içinde totem atabilmeyi başardı. Bu da yapılabilecek şeylerden biriymiş. Ben bu şekilde totem atıldığını ilk defa gördüm açıkçası. Yani tam çalının içerisine atıldığını bilmiyordum açıkçası. Benim için de iyi bir öğrenim. Kulaklığın şarjı bitti az önce. Şimdi şarja taktım. Oyunun çok büyük bir kısmında Gorilla'ya bakıyor olacağız. Tam olarak nerede, ne zaman, ne yapıyormuş bunları anlamaya çalışıyor olacağız. Faze canını doldurmak için gitti. Sonrasında geri geldi. Çok büyük ihtimalle Kalista ile birlikte Gromp'u alıyor olacaklar. Bu sırada da Riven ve Mastery'yi birlikte Double Jungle yapacaklar diye tahmin ediyorum. Aynen öyle. Gromp'u alırken bir Kalista'nın bir Bard'ın tankladığını unutmayın. Bu şekilde canları çok fazla azalmıyor. Azalıyor fakat çok fazla azalmıyor. Yani sadece Bard tanklıyor olsaydı bu sıkıntı olurdu. Fakat şu anki haliyle canları çok da azalmadan koridorda bir tane bile minyon kaybetmeyebilirler. Bir tane kaybetti ama deneyim puanını aldı yine de Kalista ve Bard bu sayede işe yarıyor. Double jungle yapıyorlar bu arada Riven ve Mastery'yi de. İkinci seviye doğrudan ulaştılar ve bu yüzden de çok agresif bir şekilde oynadıklarını görebilirsiniz. Vayne ve Alistar da kayacılık yapmışlar beraber fakat onların canı çok daha fazla gitmiş ve çok daha geç geldikleri için şu anda mavi takım yani Gorilla'nın takımı üstün durumda. Bu yeteneğin kaçırsa da düz atağının pasifiyle birlikte ekstradan vurması sayesinde oldukça iyi bir şekilde hasar verebildiler. Can yenileme yeteneğini koridorun birazcık arkasına doğru kullandı. Olur da ihtiyaçları olursa diye. Çünkü rakip üzerine basıp onu yok edebiliyor. Rakibin erişebileceği bir yere koymak mantıklı olmayacaktır. Kendi canını doldurmak için kullandı. Anında yüksek hasar vermiyor W yeteneği. Koyduktan belli bir süre geçtikten sonra asıl can verecek orana ulaşıyor. Onu bekledi. Sonra gitti canı aldı. Minyon sayılarına bakalım. Kalista'da 15 minyon var. Vayne'de 8 minyon var. Vayne bu minyonları alabilse aslında yetişebilir Kalista'ya fakat tamamını alabileceğinden şüpheliyim ben. Çünkü kule altında da rahatsız etmeye devam ediyorlar. Bard ve Kalista ikilisi. Bakacak olursanız kule menziline girmeden ya da kule menziline girdikten sonra düz atak yapar yapmaz kule menzilinden çıkacak şekilde oynuyorlar. Bu sayede kule altında da rahatsız edebiliyorlar. Bu arada Alistar'dan bir sıçradı. QW kombosu gördük. Kalista'nın üzerine çok yüksek bir hasar var. Ayrıca tutuşur da kullanıldı. Fakat Kalista ve Bard da orada fırsattan istifade Vayne'e vurarak Vayne'in üzerinde tutuşturdu da bırakmasıyla birlikte Gorilla'nın skor çıkaran isim oldular. Zaten skor da Gorilla'ya gitti. Tutuşturun etkisiyle birlikte tutuşur son vuruşu yaptı. Aslında Alistar güzel bir şekilde combo yaptı orada. Kalista'yı gerçekten zor duruma düşürdüler fakat kule Kalista'ya odaklanmadı bir süre. Hatta isterseniz tekrardan bir bakalım. Şöyle
Şimdi burada Alistar aslında güzel combo yapıyor. Fakat burada hala minyonlar var. Ve kule öncelikle minyonlara vuracak. Kalista oradan bir şampiyona vurmadığı sürece kule minyonlara vurmaya devam edecektir. Şu anda hala minyonlar varken Alistar bu komboyu yapmayı tercih ediyor. Bakalım şimdi. Şu anda 3 tane minyon var. 2'ye düştü. Tam 2 minyondayken Kalista'yı içeriye attı. Görebileceğiniz üzere minyonlar öldükten sonra kule şampiyona vurmaya başladı. Onda da Bart da kule menziline girdi Kalista hasar yemesin diye. Ve bu sayede Bart almış oldu hasar üzerine. Kalista ölmemiş oldu ve bu arada da çok yüksek bir hasar verdiler Vayne'e. Hatta Q yeteneğini de tutturmuş Bart burada Vayne'in üzerinde. Ve bu sayede gerçekten yüksek bir hasar vererek Vayne'i öldürmeyi sağlamışlar. O kule vuruşunu Bard'ın tanklamasıyla, Gorilla'nın tanklamasıyla birlikte de Kalista da düşmemiş oldu. Gerçekten iyi bir oyun gördük. Karşınızda Alistar varsa çok dikkatli oynamanız gerekiyor. Özellikle kule altında ittirirken, rahatsız etmeye çalışırken bir anda sıçra atıp Q ile sizi havaya kaldırıp arkanıza geçip W ile kendi kulesine atabiliyor sizi. Çok yüksek bir hasar veriyor bunu yaptığında fakat bu şekilde de karşı oyun yaparak da skoru alan tarafta siz olabiliyorsunuz. Şu anda hangi büyülerin olduğuna bakalım. Kalista'nın hala şifası duruyor. Sıçrasını kullanmış. Bard'ın tuşturu yok fakat sıçrası var. Vayne şifasını kullanmış, sıçrası duruyor. Alistar'da her ikisi de mevcut değil şu anda. Biraz uzaklara bir Q oldu ama. Şu an 949-950 altını var. Bakalım base'e gittiğinde hangi eşyayı alacak? Base atarken rahatsız edilmeyeceğine emin olmak için böyle bir şey yaptığını tahmin ediyorum. Ya da yerden pasif aldı. Ben pasif görmedim haritada ama o da olabilir yani. Eşya seçimini doğrudan gezgin çizmesi yönünde kullandı. Bunun yanına da görünmez totem aldı. Bard oyuncularının çok yaptığı bir şey bu aslında. Haritada sürekli olarak gezebilmek adına hem pasiflerini toplamak için hem de gerektiğinde diğer koridorlara yardım etmek için çünkü takım arkadaşınızı, nişancınızı bırakıp yardım etmek AWP sunucusunda çok yapılan bir olay. Destek oyuncuları sürekli olarak haritada gezmeyi tercih ediyor. Bunun için de gezgin çizmesini doğrudan aldığını görebiliyoruz. Kalista da eşya tercih olarak vampir asa yanına da uzun kılıç şeklinde bir seçim yapmış. Gezgin çizmesinin verdiği rahatlıkla birlikte de haritayı totemle de olabildiğince elinde olan zinet ve totem aracılığıyla bana da geldi. Şu orman çıkışını totemlemek çok işe yarıyor. Eğer bir baskın girişimi olacak olursa genellikle ormancılar buradan yürüyerek şuradan geçiyorlar. Yani iki tane seçenek var. Çoğunlukla yaptıkları ya buradan yürüyüp şuraya gitmek, buradan baskın yapmak ya da buradan yürüyüp şöyle baskın yapmak. Hem orta koridora yardım ediyor hem alt koridora yardım ediyor. Bu yüzden gerçekten iyi bir totem yeri. Mastery tek başına ejderhaya başladı. O da hemen yardıma gitti. Genellikle rakibin ruhu duymasın diye yapılan orman denemelerinde zaten bu şekilde oluyor. Yani destek ve orman oyuncusu birlikte yapıyor. Rex'e şu an alt koridorda baskın için bekliyor. Bakalım bir olay çıkacak mı? Rex'e hala orada. Yok, az önce girmediyse şimdi de girmeyecektir doğal olarak. O yüzden kendi ormanının derinliklerine doğru yol almaya başladı. Şu an Kalista çok önde Vayne oranında minyon sayısında 56'ya 38'lik bir minyon farkı var. Genel olarak bu arada kırmızı takımda çok önde. Riven 2-0-2 oynuyor. Mastery 2-0-0 oynuyor. Şu anda oyun başından itibaren bir dominantlık kurulduğunu görüyoruz. 3000 altınlık bir fark gerçekten oyun başında çok zedeleyici olabiliyor. Bu farkı da çok büyük ihtimalle koruyor olacaktır. Bazı yorumları okuyorum. Yani daha çekişmeli maçları anlatamaz mısın şeklinde yorumlar geliyor. Fakat şöyle. Ustalık kümesinde, şampiyonluk kümesinde oynanan maçların çoğunda zaten oyunun kaderi ilk 5 dakika, ilk 10 dakika içerisinde belirleniyor. O oyun başı avantajını yakalayan takım bunu genellikle koruyor. Ve sonrasında da oyunu kazanmayı biliyor. Bu arada Mastery ninja baskına geldi fakat orada totem mevcut. Mavi takım Mastery'nin orada olduğunu biliyor. Rek'Sai de orada bekliyor o yüzden. 3'e 3 bir savaş göreceğiz çok büyük ihtimalle. Çok güzel bir ulti geldi. Gorilla
mükemmel bir ulti attı. Vayne orada sıçrayla direkt kaçabilmiş olsa da Alistar'ı sersemletmeyi başardı. Kule altında bir 3 ve 3 görüyoruz. 2 kişi düştü. Ormancılardan Rek'Sai'yi yaşıyor. Fakat Master'ı da düşmüş oldu. Vayne'i kestiler. Daha devam etmeyecekler çok büyük ihtimalle. Çünkü Viktor da oraya geldi. Gorilla oradan çıkmaya çalışıyor. Olabildiğince Kalista'yı hayatta tutmak için Rek'Sai'yi oyalamaya çalıştı. Fakat orada Kalista ve Viktor'un da gelmesiyle birlikte bir skor vermiş oldu. Çok büyük bir sıkıntı değil kırmızı takım için. Çünkü Vayne öldü. Vayne oradan herhangi bir şekilde avantaj elde edemedi. Ve mavi takımın bunu değerlendirebilecek bir şeyi yok. Ejderha alamazlar. Çünkü ejderhayı almıştı zaten kırmızı takım. Derken mavi takım bir anda orta koridorda toplanmasıyla birlikte Orianna'yı kestiler. Bakalım neler oluyor. Riven Rek'Sai'yi kesti. Çok bol skorlu bir mücadele izliyoruz burada. Kritik sanırım. Kritik vurmasıyla birlikte part skorunu da almayı başardı Trinity. Riven de orada Viktor'u kesti. Derken yani bol gerçekten bol skorlu bir oyun izliyoruz şu anda. Sürekli birbirlerini kesiyorlar. Ama sonuç olarak burada avantajlı çıkan takım kırmızı takım oldu. 3000 altınlık, 3600 altınlık bir fark vardı. Şu anda bu altın farkı 5000 altına kadar çıkmış durumda. Özellikle Riven 5-0-2 oynuyor. Hatta bu kadar üstün olmasını değerlendirerek ayakkabı tercihini direkt Ionia yapmamak şeklinde kullanmış. Onun yerine AMK kılıcı almış. Yani genellikle Riven oyuncuların yaptığı şey olabildiğince uzun vadede hasar verebilmek adına hırpalayan üstüne Ionia çizmeleri almaktır. Fakat doğrudan AMK kılıcını almış. Bu sayede çok yüksek hasar veriyor. Zaten 82'de minyonu var. Tam 81 diyecekken 82 oluyor. Orada değiştirmeye çalışıyorum. Ondan sıkıntı oluyor telaffuzda. Eşya tercihine bakıyoruz. Gezgin çizmesini almıştı ilk olarak. Sonradan aldığı eşya keşif taşı olmuş. Onun yerine de onun yanına da görüş totemi almış. Keşif taşını aldığınız anda destek oyuncusu olarak yanına arayıcı mercek almanız gerekiyor. Yani totem uğrunu arayıcı merceğe hemen dönüştürmeniz gerekiyor. Zaten haritaya maksimum 3 tane totem bırakabiliyorsunuz. Keşif taşıyla bunu sağlıyorsunuz zaten. Totem uğruna ihtiyacınız yok. Arayıcı merceği aldığınızda gerçekten rahatlatıyorsunuz kendinizi. Az önce ultisini kaçırdı bu arada. Fail bir şekilde attı. Şimdi alt koridorda ultisinin olmayışı biraz sıkıntı yaratacaktır. Yine hızlı bir şekilde geldi. Savaşın kaderini değiştirebilir orada. Q yeteneğini kaçırıyor. Orada tutturabilmiş olsa Vayne'in üzerine çok yüksek hasar olacaktı. Fakat tutturamadı. Orianna'nın ışınını kullanıp gelmesiyle birlikte orada Vayne de düşecektir. Birebirlik bir takas oldu. Q yeteneğini kaçırmamış olsaydı belki Kalista'yı kurtarabilirdi. Q yeteneğini hep koşu yolunu atmaya çalışıyor rakiplerin. Fakat biraz hızlı atmış oluyor. Yani eğer koşu yolunu atacaksa biraz daha gecikmeli atması gerekiyor. Daha ayarlayamadı. Elinin ısınması lazım sanırım biraz daha. 1-1-4 oynuyor şu anda. Bakalım kaç altını var. 631 altını var. Bakalım bir şey tamamlayacak mı? Yakut Kristal artı yanına 2 tane can iksiri aldı. Bard ile yapabileceğiniz taktiklerden biri budur. Maksimum menziliyle açtı bu arada. Tam buradan şuraya kadar bir tünel açabiliyorsunuz ve Faze'den çok hızlı bir şekilde çıkabiliyorsunuz. Vayne direkt Kanus Samış'ı... Pardon Vayne diyorum. Riven direkt Kanus Samış'a çıktı. Şu anda Riven'ı durdurmak inanılmaz güç olacaktır. Riven tek başına taşıyabilir yani bu maçı. Tünel yıktığınızda herhangi bir şekilde bir atak vesaire yapmadığınız için gezgin çizmesi kaybolmuyor bu arada. Yani o verdiği hareket hızı kaybolmuyor. Şu an Alistar'ın üzerine oynuyorlar. Oldukça yüksek bir hasar var. Alistar çok hızlı bir şekilde düştü orada. Skor hatta Gorilla'da kaldı. Riven skor almaya devam ediyor. Tüneli oyun boyunca hep maksimum menzil için kullandı bu arada. Yani şimdi burada kule altından çıkmak için hızlı bir şekilde küçük bir tünel açmış olsa da hep bu şekilde kullandığını görebildik. Bu arada Kalista ile gerçekten iyi bir şekilde oynuyorlar. Bard sıkıntıya girdiği anda Kalista hemen ultisini kullanıp oradan çıkartıyor Bard'ı. Burada 2-2 durumda iki skoru da alan takım kırmızı takım oldu bu sayede.
Maksimum menzilden kastım şuydu. Mesela buradan tünelini kullandığında şuraya da gidebilirdi. Fakat şuraya kadar gitmeyi tercih etti. Bunu yapmalarının en büyük nedeni bard oyuncuların o sırada, yani tünelden geçerken rakipler tünelden daha yavaş geçiyor vardı. Geçerken Q yeteneği eğer açılırsa rakip tünelden geldiği anda Q yeteneğiyle sersemletebiliyor. Çünkü arkasında duvar oluyor. İki kişi gelseler ikisi de birden sersemlemiş oluyor. Bu sayede en uzun tünelini açmak, eğer Q yeteneğiniz bekleme süresinde ise, size daha büyük bir şans sağlıyor. Zaten E yeteneğinizi geliştirdikçe dost şampiyonların tünelden geçme hızı artıyor. Ama rakip şampiyonların aynı kalıyor. Bu sayede rakip şampiyonlar daha yavaş geçiyor diyebiliriz. W yeteneğini bu arada takım arkadaşlarına hız kazandırmak için de atıyor. Sadece can için değil. Orada Orianna yetişebilir belki diye W yeteneğini kullandığını gördük. Master Yi'ye bıraktılar zıpkın yükü için. Karşılıklı iddialaştılar gibi bir durum oldu. Orianna'nın da gelmesiyle birlikte güzel bir hasar çıkardılar. Master Yi orada düştü fakat Orianna skor çıkarmaya devam mı edecek? Evet, bir tane daha skor aldı Rek'Sai'yi keserek. Mavi kesen bir Tryndamere gördüler orada. Onun için de gittiler. Tryndamere'in peşini bırakacaklardır. Kırmızıyı da bedavadan almış oldular bu sayede. Bakalım kaç altını var. 2000 altını var. 2000 altını ile alacağı eşyaya bakıyoruz. Yakut kristali neye tamamlayacaktır bakalım. Ziki alabilir. Ziki's Herald diye geçiyor İngilizcesi. Türkçesini şu an hatırlayamadım. Yakut kristali sattı mı? Evet, Yakut kristali sattı. Ne yapacak acaba? Çok merak ediyorum. Sanırım bir şey için, bir eşyayı alabilmek için para bekliyor. Evet, direkt Z kaldı. Sonra geri sattı. İlginç olaylar. Kızgın buhurdanlı kaldı. Yanına da görüş totemi artı can iksiri aldı. İlginç bir olay gördük. Yani Yakut kristali sattı. Sonra Zeke aldı. Sonra Zeke'den vazgeçti. Onu geri verdi. Yani para kaybetmeden geri verebiliyorsunuz. Sonra Yakut kristali geri aldı mı bilmiyorum. Kızgın buhurdanlık da var mı o bilmiyorum. Fakat sonrasında da kızgın buhurdanlığa çevirdi. Bu şekilde bir eşya tercihi yapıyor. Bu arada Master Yi 4'te 4 alacak neredeyse. Ama ultisi var Tryndam'ın. Orada fazla abartmış oldu. Kızgın buhurdanlığın özelliği neymiş onu da okuyalım. 40 yetenek gücü, %100 taban mana yenilenmesi, bekleme süresinde %10 azalma. Özel pasifi %8 hareket hızı. Dost şampiyonlara yaptığın kalkan ve iyileştirmeler 6 saniyeliğine onlara 115 saldırı hızı kazandırır ve isabet halinde 30 büyü hasarı vermelerini sağlar diyor. Güzel bir pasif. Özellikle Kalista'nın işine yarayacak bir pasif. Çünkü Kalista ne kadar fazla saldırı hızı olursa o kadar rahat kiteleyebilen bir şampiyon. Kalista'ya heal verdiğinde, can verdiğinde Kalista'nın saldırı hızı artacağı için çok daha rahat bir şekilde takım savaşlarında etkili olabilecektir. Kızgın buhurdanlığın efektini de oradan görebilirsiniz zaten. İlginç bir eşya tercihi fakat mantıklı, yapılabilir gayet. Ah be yeşil ekran. Şu an Kalista ile birlikte alt koridoru korkusuzca ittirdiklerini görüyoruz. Zaten Riven de oraya yaklaşıyor. Riven'ın şu an çok önde olduğunu söyleyebiliriz. Yine Bart sıkıntıya girdiği anda Kalista'nın ulti kullandığını gördük. Bu biraz sıkıntı oldu Kalista için. Tamvayn üzerine yüksek bir hasar çıkartıyordu. Fakat Riven'ın da sıçratmasıyla birlikte hiçbir sıkıntı olmadan orada skor almayı başardılar. Riven taşıdı maçı, yani resmen taşıdı. Riven'ın analizini yapabilirmişiz bu oyunda. 12-0-2 oynuyor şu anda. Kara baltası, kanı susamışı, hırpalayanı var. Bu arada Alistar'ın WQ kombosundan sonra Viktor'un E'sini tutturmasıyla çok güzel bir skor gördük orada. Tryndamere ayrı kittirme yapıyor fakat şu anda o ayrı kittirme hiç işe yaramayacaktır. Çünkü kırmızı takım mavi takımın inhibitor kulesine girmiş durumda. O ekranda çıkan şey ne bilmiyorum ama ekran kartı ya da monitör hatasıdır diye tahmin ediyorum. Diğer videolarımda da görebilirsiniz. Bazen göz şeklinde oluyor. Bu şekilde ilk defa gördüm farklı renkleri içeren. Bilemiyorum. Terminati. 3-1-12 oynuyor şu anda. Yani maç boyunca
dikkat ettiği püf noktalara bakacak olursak bir, tünelleri maksimum verimiyle kullanmaya çalıştı. Maksimum menzil neyse oradan açmaya çalıştı. Bunun haricinde eşya seçimi illa hani sıradana tabi kalmak durumunda olmadığımızı bize göstermiş oldu. Çoğu destek oyuncusu ilk eşya olarak Zeke Herald alıyor. Yani eski adıyla oydu. Zeke'i almak yerine burada buğdanlık kaldı. O da gayet iş yapıyor şu anda. Şimdi buğdanlığı sattı. Runa'nın kasırgası aldı. Şimdi dalga geçme moduna girdi. Arada neredeyse 20 bin altınlık bir fark olduğu için bildiğin dalga geçme moduna girdi. Runa'nın kasırgası ve ruh yeli aldı. Tabii bu tavsiye edebileceğimiz bir şey değil. Profesyonel oyuncular da profesyonel oyuncu olsalar dahi bu tarz dalga geçmeleri bol bol yapıyorlar. DM diyoruz biz buna, bad manner anlamında. Hatta hani madem aldım kullanayım diye şu an kurt falan kesiyor. Var yani böyle davranışlar. Yapacak bir şey yok. Belki taktik göstermemek adına yapıyordur yani. Sonuçta şu an yarı finaldeler Dünya Şampiyonası'nda. Hangi eşyayı katacağını rakip analistlerin görmemesi adına bu şekilde de bir şey yapmış olabilir. Ama dediğim gibi genellikle dalga geçmek amacıyla yapılır. Eğer taktik saklama için yaptıysa da saygımız var. Helal olsun diyelim yani. Ya açıkçası bu tarz dalga geçmeden ben bir sıkıntı olduğunu düşünmüyorum. Hani direkt bir sözlü sataşma yok, bir şey yok. Zaten oyun bitti. Bari biraz eğlenelim şeklinde bu tarz eşya seçimi yapılabilir. Ama hani profesyonel oyuncu olunca yani şu an bu maçı izleyen belki binlerce insan vardır. Tam şu anda demiyorum. Ama bu maçı izlemiş olan binlerce oyuncu vardır muhtemelen. Bizi de düşünebilirdi hani. Ulti yeteneğini bu arada kuleyi dondurmak için kullanıyor genellikle. Zaten kuleyi dondurabiliyorsunuz. İnhibitörü ve Nexus donduramıyorsunuz, onu unutmayın. Kuleleri dondurduğunuzda 6. seviyede çok rahat bir şekilde kule altı baskını yapabiliyorsunuz. Kule altında savaş çıkartabiliyorsunuz. Bu şekilde Gorilla'yı da olabildiğince incelemeye çalıştık. Eşya seçimi, nereden nereye gitmeyi tercih ettiği, ne kadar haritada dolaşmaya çalıştığı, totemleri nereye attığını olabildiğince göstermeye çalıştım. Umarım işinize yaramıştır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.